Galatasaray'da yine seçimi konuşacağız. Neler oluyor Galatasaray'da diye o camiayı en iyi bilen isimlerden biri olarak size danışacağız, size soracağız. Öyle bir süreç yaşanıyor ki Galatasaray'da anlamak mümkün değil. O camiayı bilen, yıllardır içinde yaşayan biri olarak söylüyorum. Açık ve net. Ben seneler evvel Galatasaray'ın kongre üyeliğinden istifa ettim. Bugünlerin geleceğini bildiğim için. Çünkü kongre hep bir takım kişilerin aleti oluyor. Binlerce insan var oy kullanmaya hakkına sahip ama kongreye gelmiyorlar. Onların istediği tek şey Galatasaray Kulübü'ne üye olmak. Ben Galatasaray Kulübü'ne başvurmadım. Benim adıma Alp Yalman ve arkadaşları başvurdular. Ben de onları mahcup etmedim, üyeliği kabul ettim. O zamanlar deniyordu ki dünyada iki şeye üye olmak çok zor. Birisi Sovyetler Birliği Komünist Partisi, ikinci Galatasaray. 40 dereden geçeceksin. İsmin aylarca orada listede asılı kalacak. Birisi itiraz etse yandın. Böyle şeylerle ve benim başvurumun altında Alp Yalman'ın da şeyin imzası vardı. Ali Uras'ın iki Galatasaray başkanı tavsiye ediyorlar beni. Ama gördüm o kongrenin ne olduğunu. Gördükten sonra da bir daha gitmeyeceğime karar verdiğim için istifa ettim. Ve istifa gerekçemi de söyledim. Bu kongre üyesi olmak bana artık gurur vermiyor. Şu Galatasaray Kongresi'ne bakın. Ayıptır ya. 8 bin üye var. 3 bin kişi geliyor. 1500 kişi de oy kullanıyor. Niye geliyorsunuz o zaman kongreye? Niye geliyorsunuz? Bakıyorum ben iki kongredir. Evet. Bakıyorum. Kimin seçildiğine değil, kimin seçilmediğine bakıyorum. Ah bu seçilmemiş, aman ne iyi oldu hiç olmazsa diye. Galatasaray kaç seçimdir ehveni şeri başkan seçiyor ya. Yani şerlerin en ehveni. Osmanlıcası bu. Ehveni şer bu demek. Hani Bektaş'ı bir tane şişeyi dikmiş kafasına, o daha kötü demiş. Bundan kötüsü olmazdı, ondan onu da içmeye bile gerek duymadım demiş. Galatasaray Başkanlığı böyle seçiyor. Şimdi seçim olsa ne olacak? Şimdi seçim olsa ne olacak? Yerde ibra edilmemiş bir yönetim. Hukuk o ibrayı geri çevirmiş, böyle bir şey olmaz diye. Öte yanda yönetim kongre kararı almış, bir adam çıkmış, dava açmış. Bu kongreyi o da kabul edilmiş. Şimdi o itiraz eden adam yeni kongrede adaylığını ilan etmiş. Galatasaray konuştuğumuz şeylerine bakın. Buna bu kulübe büyük kulüp diyenmek utanır. İnsan Galatasaray'a büyük kulüp demeye utanır. Ali Sami'nin Galatasaray'ını hale getirdiler. Çoluk çocuk oyuncağına çevirdiler. Bir el devamlı mahkemede. Galatasaray Kongresi vermiyor, kararları mahkeme veriyor. Böyle büyüklük olur mu? Böyle Galatasaray olur mu ya? Kimin Galatasaray'ı bu hale düşürmeye hakkı var? Sevgili Burak kardeşim seçildiği andan itibaren ne yaptıysa yanlış yaptı ya. Ne yaptıysa. Ve hala o yanlışları yapmaya devam ediyor. Aldığı bir tek tane vah bu doğru diyeceğim karar yok. Seçilmişsin. Mazbatayı ertesi gün alacaksın, ertesi gün başlayacak. Seçimin ertesi günü. Başkanlığın resmen. Hayır, seçim şeyinden çıkıyor, salonundan çıkıyor. Fatih Terim arıyor, sözleşmesi bitmiş, Galatasaray'la ilişkisi kesilmiş Fatih Terim arıyor. Ona diyor ki Florya'ya git antrenmanlara başla. Arkandan şey mi kovalıyor? İtfaiye mi? Yangın mı kovalıyor? Ne var? Ertesi gün yapsana o işi olmaz mı? Sonra
başkanlık mazbatasını almayı beklemeden bir antrenman fazla yaptırsın diye. Yani onu da mantığımla düşünüyorum yani. Bir antrenman bile kârdır. Florya'ya gönderdiğin adamı Galatasaray'ın Avrupa maçları devam ederken ve Avrupa maçları hiç kimsenin tahmin etmediği, Avrupa'da bile olay yaratan, yenilgisiz devam ederken görevden alıyoruz. Fatih Terim Marsilya'da yenerdi. Frankfurt'ta Barcelona'da yenerdi, gördük. Yani dünya futbolunun, Avrupa futbolunun krizde olduğu bir şey yaşıyoruz. Yani dönemde yaşıyoruz. Fatih de bütün bilgisi, görgüsü, tecrübesiyle Avrupa maçlarını iyi oynuyor. Bunu ben söylüyorum. Fatih Terim'i en fazla, en sert eleştiren ben söylüyorum. Ama sen Burak geldin, Fatih'ten de çalışmaya kararlısın. O zaman devam etsene. Ligde zaten düşeceği bir yer kalmamış. Küme düşer bundan sonrası. Ama Avrupa'da parlak bir puan cetvelin var. Bak, ve ileri turlarda da önüne çıkacak rakipleri de geçecek halin var. Hayır. Abart abart Fatih'i de yolladı. Bu sefer Domenech efendim Guardiola'nın yardımcısıymış. Olabilir. Olabilir. Ama yardımcı olmaktan yardımcı olmaya fark var. Derbali'nin yardımcısı Mustafa Denizli'yi düşünün. Sepp Piontek'in yardımcısı Fatih Terim'i düşünün. O günlerin gazetelerinde Derbali'den, Piontek'ten çok Denizli'nin ve Fatih'in adları çıkardı manşetlerde ve maçın eleştirilerini yazanlar, binlerce örnek var, Derbal ve Denizli diye yazarlardı ve Piontek ve Fatih Terim diye yazarlardı. İkili olarak bunlar, çünkü o ikili sahanın kenarındaydı, futbolcuların içindeydi ve devamlı medyada da muhatap olan insanlardı. Derbal'le sahaya o hafta sonu sahaya çıkacak takımın 11'de anlaşamadığı için Mustafa Denizli'nin iki defa kampı terk ettiğini ben biliyorum. Hocam şuna bakma. Açıklamak zorunda kaldım. Ve yıllar sonra Köln'deki meşhur maçla Derbil'e geldi. Ayrılmıştı Galatasaray'da ama o maçı seyretmeye en çok hakkı olan adam, çünkü o Galatasaray'ın temelini atan adam Derbal'di. Dedim ki sizi Galatasaray'ı bu durumlara getirdiğiniz için teşekkür borçluyuz. Ama bize bir de Mustafa Denizli kazandırdığınız için Türk futboluna çok borçluyum. Ona çok büyük hocalık yaptınız. Ona çok şey öğretiriz dedi. Derbal ne cevap verdi biliyor musun Cüneyt? Ünyal Bey, Ünyal Bey bana öyle derdi. Ünyal Bey gel bir finge oynayalım verdi Türkçe. Ünyal Bey, Ünyal Bey dedi. Bilemezsiniz, ben de Mustafa Deniz'den çok şey öğrendim. Ya. Öğrendim dediği işte bu. Öğrendim dediği işte bu. Bir asi orada gösterdim. Kale sahası böyle. Futbol sahası. Bu taraf. Rakip saha bu taraf. Soyunma odasına Derbal şeyi yazmış. Takımı yazmış. Galatasaray 11'de. Kaleci burada. 5 forvet de ileride burada. Mustafa Denizli gidiyor Derbal'in önünde. O takımı öyle siliyor. Hocam diyor böyle yazarsan bu takım burada oynar. Kaleci burada diyor. Orta saha adamları burada. Bekler burada. Orta saha adamları burada. Forvetleri öbür tarafa koyacaksın diyor. Adam bilecek yeri orada. Nereden nereye ama şimdi Torrenti'nin de gönderilmesi düşünülüyor. Sayın Elmas Torrenti'yi de gönderiyor.